hazır mısın? Ben hazırım. Hazırımdır inşallah. Yok ya, ben korkutuyorum birazcık evet, galiba. Evet, sen biraz şu an şeyi yükselttin, geçişlerde korkutuyorum böyle değil mi? Hayatının dönüm noktası olan kişi. Asil. Asil. Kalp verin bir ekrana, bir şey yapın. Çok duygulandım. Açsın böyle o kalpler. Seni en çok ne öfkelendirir? Haksızlık. Nasıl bir sevgilisin? Tek kelimeyle. Sürprizli. Sevgilin sana ne diye hitap eder? Genelde aşkım. Hakkında neyi yanlış biliyorlar? Neyi yanlış biliyorlar? Soğuk nevali. Soğuk nevali, evet, en çok o, doğru. Okyanus mu, canavar mı? İkisinin yerleri farklı. Seni en çok ne heyecanlandırır? Sürprizler. Ne öfkelendirir? Sabrettiğim şeye ısrarla devam edilmesi. Güzel. Yatağa yatınca kafasını koyar koymaz uyuyanlardan mısınız? Asla. Yeni tanıştığın insanlar seni hemen severler mi? Hayır. Sesini bir renkle anlatsan hangi rengi seçerdin? Sarı. Seni tek bir kelimeyle anlatacak olsam hangi kelimeyi seçerdin? Merhametli. Kendini bir konuda eleştirecek olsan hangi konuda eleştirirdin? Dışa kapalı. Kimsenin farkında olmadığı bir takıntın var mı? Var. Ben bir yerde böyle okuduğum yazılarda yuvarlak, yani etrafı kapalı olan şeyleri, mesela A, O gibi harfleri Evet. toplayıp ona tamamlarım. Nasıl ya? Evet. Şu Nasıl? an burada hiç yazı yok mesela, bakıyorum. Mesela yani da ay, bir şey söyledim. Bipleriz. Neyse, aynen, televizyonun şeyinde de yok. Şu an burada hiç yazı olmadığı için gösteremiyorum. Ama mesela Milyon TV'de işte ortada bir tane kapalı şey var. Etrafı komple kapanmış. O bir, onu ona bulu tamamlayana kadar ararım. Şaka yapıyorsun ya. Ve bunu hayatımda kimseye söylemedim. İlk defa burada söyledim bunu. İyiymiş vallahi. İnsanların seni en çok övdüğü şey ne? Sesim. Her şeyi unutabilirsiniz hakkımda ama şunu asla unutmayın. Çok güzel soru. Düşünebilir miyim? Bir dakika. Bir daha sorsana hemen. Her şeyi unutabilirsiniz hakkımda ama şunu asla unutmayın. Her şeyi unutabilirsiniz hakkımda ama şunu asla unutmayın. Kopya ver. Her şeyi unutabilirsiniz. Bir dakika. Düşüneyim. Bir saniye düşünme payı. Her şeyi unutabilirsiniz hakkımda ama şunu asla unutmayın. Üretenler ölmez. Vay. Bu arada programımızın ismi yok. Aa. Her gelen sanatçı programımıza bir isim koyuyor. Genellikle eğlenceli isimler oluyor. Yaklaşık bir 10 dakika sonra bu bölümün adı, Derya Ulu'lu bölümün adı ne olsun diye sana soracağım. Tamam. Bu arada düşün. Şöhret tek kelimeyle. Taşıması zor. Hangi mevzu hakkında konuşmaktan nefret edersin? Yaşadığım haksızlıklar. Hangi cümleyi sık duymaktan hoşlanırsın? Hangi Güzelsin, cümleyi? tatlısın, sevimlisin, sesin çok güzel. Avanda ne hanım Yok, kız. onlardan çok hoşlanmıyorum. Hangi cümleyi duymaktan Hoşlanırsın. hoşlanırım? Sahnen çok iyiydi. Güzel. Bu ara en çok özlediğiniz şey o zaten, Evet. yani değil mi? Atmaya hiç kıyamadığın bir eşyan var mı? Hani sen nereye taşınırsan taşın, o eşya seninle Var. birlikte gelir. Ne? Ya 10 sene aldı, önce aldığım bir L koltuk var. Hala aynı koltuk. Yani salonda değil, onu ben ayırdım. İşte yatak odalarında şeye olarak çevirdim. Ama o kadar kullanışlı bir şey ki. Yani şimdi eğer tekrar taşınırsam onun komple her şeyin kılıfını değiştirip hala koltuğu korumayı düşünüyorum. L koltuğundan vazgeçemiyorsun evet, yani. Evet, çünkü hem yatak oluyor hem altı bazalı falan, enteresan bir parça böyle. Çok da dayanıklı. Onu hiç atmayı düşünmüyorum asla. Instagram fake hesabın var mı? Var. Stokluyor musun? Hayır, aslında ben onu stok için açmadım.
Onu bir arkadaşımla birlikte açmıştık. Genelde şimdi, de hep böyle şey gibi kurbana girer. Tek benim değil çünkü. 3-5 kişinin oluyor onlar. Evet ama sonra o hesabı kaç kişi kullanmaya başladı. Değil mi? Ya şunun içindi. Şimdi mesela her sahne alacağınız yere bir göz atmak istiyorsunuz. Ha. Oralara bakmak için açıldı aslında. Yine iş için. Evet yani orası nasıl bir yer? Şimdi kendi hesabından bakmam çok doğru olmaz. Evet evet doğru söylüyorsun. Hani hikayelerine, paylaşımlarına, her şeylerine bakmak için o. Mekancılar diye. Bulamazlar ki asla. Mekancılar. Pire için yorgan yakar mısın? Hadi hızlanıyoruz. Yakarım. Çok düşünme payı veriyorum sana. Sende en çok şefkat uyandıran ünlü kim? Şefkat. Şefkat. Sezen Aksu. Hiç şaşmaz. Aynı mı hep? Hiç şaşmaz. Adile Naşit, Sezen Aksu. Bize bir ünlü yalanı söyler misin? Canım stüdyoda okumadayım. Yapsana bir daha şöyle kameraya dön. Alo Derya neredesin? Canım stüdyoda okumadayım. Sonra konuşalım mı? Sence aşk bir kere mi yaşanır? Hayır. İnsan bir kere mi sever? Hayır. Kıskançlık yapıp haksız çıktığın bir an oldu mu ilişkide? Oldu. İlişkide bir erkek asla ne yapmamalı? Aldatmamalı. Kadınlarla mı erkeklerle mi arkadaş olmayı tercih edersin? Genelde erkek arkadaşlarım çok. Hiç sevgilinin telefonunu karıştırdın mı? Evet. Sen benden daha iyilerine layıksın diye hiçbirinden ayrıldın mı? Evet. Aşkta sürprizli bir partner misin? Çok. Tehlikeli misin? Ne açıdan? Her açıdan. Tehlikeli değilim, sürprizliyim. Sürprizlisin. Evet. Erkek her zaman her koşulda güçlü olmalı fikrine katılıyor musun? Biraz. Zirve takıntın var mı? İdealim var. İlişkiyi ne bitirir? Güvensizlik. Derya Ulu'nun kıskandıran özellikleri nelerdir? Ay bunu ben mi söyleyeyim şimdi? Bunu başkasına söyle, sormak söyle, lazım. Söyle söyle söylüyorlar söyle söyle. Bana söylenenleri ha, söyle. Yani en çok duyduklarımı söyleyeyim. Kıskandıran özellikleri. İşte sesim, sahnem bir de fiziğim. En çok duyduğum bu. Bence fiziğin. Fiziğim mi? Kıskandıran bu mu? Ben kıskanıyorum. Ben siyah giydim baştan aşağı bugün. Ama çok güzelsin sen zayıf zaten. Zayıf durmak için yani. Daha fazla. Sen zaten zayıfsın. Ah canım. Centilmenliğin ilk kuralı nedir? Centilmenliği şimdi aynı kelime olacak aslında. Zariflik, nezaket. Nezaket göstermek. Yok demedin. Yok nezaket güzel. Bekarlık mı evlilik mi? Bekarlık. Kendinle çıkar mıydın? Çıkardım. Çok beğenip de tavlayamadığın biri oldu mu? Hayır. Vay! Kendini kaç yaşında hissediyorsun? 22. Bugüne kadar duyduğun en büyük iltifat neydi? Bugüne kadar duyduğum en büyük iltifat. Kimin söylediğini hatırlamıyorum ama şeyde yazdılar. YouTube videolarımın altına bir tanesinin altına. Sezen Aksu'dan sonra kalıcılığı yeni nesilde gösterecek isim sizsiniz bence dediler. Bunu estağfurullah ben düşünmüyorum. Çok güzel. Öyle söylediler. Çok da güzel. Alışveriş bağımlısı mısın? Hayır. En çok neye para saçarsın? Çanta. Ne tür insanlar senin için tehdit oluşturur? Yüzüme gülüp arkamdan konuşan. Dedikodu yapar mısın? Çok sevmem. Nadiren. Hiç ünlülüğünü kullanarak bir işi hallettiğin oldu mu? Evet. Ne yaptın? Ay çok kötü bunu burada söyleyeyim mi? Ne yaptın? Bir zamanlar Allah'ta ama şimdi olduğu için rahatça konuşabilirim tamam. Gerçi. Bir zamanlar ehliyetimi sevgili trafiğe teslim etmiştim. O süreçte bir gece acil bir yere gitmem gerekti. Ve hatta arabayla yanımda gittim. Hande de vardı. Ehliyet yok. Maalesef arabayı kullanmak zorunda kaldım. O kısa bir mesafe ama o kısa mesafede yakalandım. Ve dedim ki hani böyle böyle gerçekten acil bir durum için bu arada çıkmıştım. Çok kısa mesafe yani üstünde eşofman var evime gideceğim. İnanın bu şekilde hani araç kullanmıyorum. Anlatırken bile acıklı anlattı. Sonra zaten. Sanki şu anda da alacağız ehliyeti yani gibi. Yani şey beni tanıdı işte polis memuru sağ olsun. Müsaade etti. Ben de buna aşırı sevinmiştim. Evet o dedi benim ki, evet o benim. Dedi ki oluyum ben diye. Mezar taşına ne yazılmasını istersin? Ama bu sorudan sonra bu soru sorulmaz ki. Emel. Aa, bütün duygu şoku yaşatıyorsun bana.
Ben çok keyifli bir anı anlatıyorum. Bir dakika dur. Ay nasıl bir sorusu? Hayatımda hiç kimse sormadı bana bunu. Ama ben hep böyleyim biliyorsun. Daha az ya, önce de insanlar sormam lazım. Doğduğu ayda ölürmüş dedin ya. İnsanlar doğduğu ayda ölürmüş dedin ya. Neden bu kadar çok bundan bahsediyoruz? Başımıza gelecek bunu bak. Bunu söylemem lazım. Ben bir tane bir şey okudum bir yerde. Bir istatistik yapılmış ve insanların genel olarak doğdukları ayda öldükleri. Yani hani işte atıyorum %60-70 gibi bir rakam çıkmış. 3 gün önce de Derya'nın doğum günüydü. Bunu söyledi. Derya diyor ki Emel ne yaptın? Derya 5 gün var. Dur evet. Sık dişini. Sık dişini. Herkese soruyorum sana özel bir şey diye bu. Mezar taşıma ne yazılmasını isterdim. Değil mi? Yani bir Fatiha okuyun. Arada şarkılarını aşkım dinleyin. Aşkım onu yazacağız Fatiha'yı zaten. O Allah'ın emri. 10 dakika kaçış yok. Onu yazacağız. Ay şu an moralim bozuldu ya. Muhakkak ki yazacak. Şarkılarımla yaşatın yazmalısınız. Ay çok güzel. Peki program bitti. İsmi ne olsun? Karşılaşmadıklarım. Karşılaşmadıklarım. Evet. Çünkü mezar taşı, kırmızı nokta, bu gibi sorular daha önce hiç sorulmamıştı. Kadın geldi dağ gibi oturuyordu bak çökerttik. Evet beni çökerteceğim ben böyle yavaş yavaş gidiyorum. Dağ gibi oturuyordu bir anda. Gerçekten karşılaşmadıklarım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. İnşallah tekrar karşılaşırız. İnşallah böyle güzel güzel inşallah. Peki haftaya bir başka konuğumuza görüşmek üzere Derya Ulu'ya ve tüm ekibimize sonsuz teşekkürler.